hiçbir zaman için insanlara saygıda kusur etmem. Kimsenin önünden de aykırı geçmem. Biz yokluktan geldik. Hala ben köyüme giderim. 8 yaşındaki karakterinle 80 yaşındaki karakterin parayla değişmemeli. 7 sene şu masa büyüklüğünde bir tezgahın üzerinde yattım. Tavam yoktu yemek pişirmek için. 30-40 metrekare bir yerde 5-10 kişi çalışıyordu. Takım tezgahının üzerinde yattım 7 sene. 13 yaşından askere gidene kadar. Niye? Bir sanat sahibi olayım diye, bir şeyler öğreneyim diye. Hayat bu yani. Ha pişman mısın? Hayır. Aynı hayatı, aynı gene 7 sene orada kuru ekmek yiyerek yaşamayı göze alabilirim. Millet Bodrumlarda bizi buluyorduk. Orada 2500 lira o parası verdim. Bodrum'da dükkan tuttum. Bir sene içinde 30 kişiye çıktım çalıştıran. İyi de para kazanmışım ama kazandığımın farkında değilim. Hep işle güçle uğraştığımızda çok güzel işler bulduk, yaptık, ettik. Kazandığın zaman şımarmayacak, kaybettiğin zaman dünyaların yıkılmayacak. Yola devam etmek önemli olur. 80'de 12 Eylül'de krizde 4 tane büyük firma vardı. Musluk verdiğim 3'ü battı. Bunlar da o günün parasını 12 milyon lira param gitti. İş orada başlıyor. Atıyorsun. Başkaları senin paranın üzerine yatıyor. Ama senin yapacak bir işin yoksa, sen savaşa devam edeceksen dürüst olmak zorundasın. Borcunda olduğu halde 4 defa zor durumda kaldım. Hiçbir alacaklı bana ne zaman borcunu ödeyeceğim diyemedi. Borçlu olduğum yere her gün ben giderim, selam veririm, çayını kahvesini içerim. Ben uykusuz kalıyorum. Sen alacağın için eğer bir şüphe duyuyorsan, Ahmet Turan'dan alacağın var senin. Eğer korkuyorsan, şüphe duyuyorsan söyle, yarın paranı getiririm. Ondan sonra da selamı sabaha da keserim güvenmediğin için. Biz şanssızlığımızın yanında çok da şanslıymışık meğerse. Yanlış yapa yapa doğruları buluyorsun. Ama bir hayalin, bir hedeflerin olması lazım. Hep bir hesap var. Hala derim benim kazanacağım para daha basılmadı. Zamana ihtiyaç var. Paranın peşinde koşmayacaksın. Hayallerini erteleyebilirsin, zorda kalabilirsin, kriz olabilir. Ama vazgeçmek yakışık almıyor. Kendine ihanet ediyorsun. Kendine ihanet etmemen için dürüstçe yola devam etmeyi becerebilmesi lazım insanlara. Hayal kurabilmen için bilgi sahibi olman lazım. Merdivenleri teker teker çıktım. Para el kiri. Kazanırsın, yıkar gider. Çok büyük zaman sermayesini harcadık. En büyük sermaye zaman. Ülkenin şartlarından tut da insanların kültürel yapılarına kadar bir sürü etkenler var. Ne kadar kötü etken olursa olsun, dedim ya, hayallerini erteleyebilirsin ama vazgeçemezsin. Geçtiğin zaman sen sağ, ben selamet. Para taşımayı öğretiyorlar. Ben verirken derim ki, al bu 1000 lira senin maaşın, al şu 100 liranı da kötü gün parası. Bunu cebinde taşımayı öğreneceksin. Para taşımak silah gibi. Kullanmayacaksın, taşıyacaksın. Yolda trafik kazası geçirdin. Taksiyi çağır, parayı ver, seni istediğin yere götürsün. O gün için taşıyacaksın. Veyahut arkadaşlarına gittin. Herkes yemekte, tuvalete gideyim dedi. Kaçtı gitti. Orada hesabı ödeyebilecek kapasiten olacaksın ya.